güçlendirdiniz. O güleç yüzünüzü görmekten onur duyduk. Sayın Başbakanım, size sonlarında demiştim. Alıyorum efendim. Buyurun. Kolay gelsin usta. Hayırlı işler. Ama kitaplarınız veriliyor değil mi? Yedinci evren masanın üstünde bulduk. Ne var ne yok? Ben geçer yaşlıyım. Bu ara falan istiyorum. Ne kadar bu? Şükürlerim. Hazır. Abi geçinir misin? Hepsi aynı mı? Abi geçinir misin? Hiç büyük küçük fark etmiyor. Bakmanı taze ediyorum. Bir ara açılırken... Cumhurbaşkanı. Hayranıyım ona. Ağlama, niye anlıyorsun ya? Benim Deniz'i bir grup toplantısına götürecektik ama pandemide grup toplantıları yeni dönemde inşallah. Evet. Bak, Nazım Bey yeni dönemde seni getirecek, tamam mı? İnşallah. Bak söz veriyorum. Söz. Bir adım şöyle alırsak herkes fotoğraf alacak. Aferin, lütfen. Arkadaşlar biraz geniş çalışırsak herkes birden çalışmış olacak. Herkes biraz birden çalışacak. Biraz geniş çalışalım. Zaten geniştik, sen rahat ol. Evet abi. 21 yıl dile kolay. 21 yıl önce doğan yavrularımız bugün askerliğini yaptı. Evlilik yaptı, evlerini kurdular. Hayata atıldılar. Ve onlar oy da kullanıyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında 20 yıl boyunca bizimle hayata gözlerini açan, AK Partili gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok. Kıyaslayacağı başka bir lider de yok. Bu biraz bizim zorluğumuz. Onlar 90'ları hatırlamıyor. 28 Şubat'ı hatırlamıyor. 5 Nisan ekonomik krizini hatırlamıyor. 2000-2001 krizini, bankaların batışını büyüklerden duyuyorlar. 80 darbesini bilmiyorlar. 70'li yılları bilmiyorlar. Şimdi velhasıl geçen 20 yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor. Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat arttırdık. Havalanlarımızı 2 kat arttırdık. Şehir hastaneleriyle, okullarıyla, sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik. Yani biz iktidara geldiğimizde 20 milyon çalışan vardı. Bugün 31 milyon çalışan var. Dünya krizden krize koşarken geçtiğimiz çeyrekte 11.4 büyümeyi gerçekleştirdik. Birçok sıkıntıya rağmen, pandemiye rağmen, yüksek enflasyona rağmen ve kuzeyimizde devam eden savaşa rağmen, buradan kuş uçuşu 45 dakika kuzeyimizde bir savaş var. Bunun en fazla etkilediği yer Sinop ve ülke olarak da en fazla etkilediği ülke Türkiye. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sözlerimi çok uzatmayacağım. 2023 iki bakımdan önemli. Birincisi 2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşına ulaşıyor. Devletlerin tarihinde 100 yıl çok uzun bir süre değil. Osmanlı'nın 619 yıl 3 kıtada hüküm sürdüğünü düşünürsek 100 yıl kısa bir süre sayılır devletler için. Yeni yüzyıla hazırlanıyoruz.
İkincisi de yeni yüzyıla. Birinci milenyumdan ikinci yüzyıla. Geçişte de Sinop tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanımıza Sinop hep yüksek destek verdi. Benim hatırladığım %65'ler civarında desteği vardı. Ama bu yetmez. Bu sefer ikinci yüzyılda yeni bir rekor yapacak mıyız? Evet. Sinop'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçmeye hazır mısınız? Halk kadınlar hazır mısınız? Halk gençler hazır mısınız? Anlar kadınlar hazır mısınız? 81 ilde 81 Kızılay Anaokulu projesinin anaokulumuzun hayırlı nesiller yetiştirmesine vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum, arz ederim efendim. Hitaplarını yapmak üzere Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli konuklar, Boyabat'ın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, bu güzel günde, güzel beldemiz Boyabat'ta, ovasıyla, bereketli topraklarıyla, kalesiyle oldukça ilgi çeken bu güzel beldede sizlerle hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Evet, 20 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizi baştan başa imar ettik. Denizcilikte, havacılıkta, karayollarında, akıl yollarında, iletişimde ülkemize çağ atlattı. Aslında burada Ali Bey de konuşmasında bahsetti, bizim çok büyük projelerimiz oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Marmara'yı, Avrasya Tüneli, Ovid Tüneli, bölünmüş yollar, otoyollar, dünyanın en büyük havalimanı. Doğrusunu isterseniz bu projelerin hiçbiri bu ve buna benzer geleceğe, yavrularımıza hizmet edecek işler kadar beni heyecanlandırmadı. Orada taşa toprağa, binaya yatırım yapıyoruz. Burada geleceğe yatırım yapıyoruz. Hani bir Çin atasözü der ki, eğer bir yılı hedefliyorsanız tohum ekin. 10 yılı düşünüyorsanız ağaç dikin. Yılları, yüzyılları hesap ediyorsanız insan yetiştirin. İnsana yapılan yatırım en güzel yatırımdır. İnsan sermayesi en büyük sermayedir. Bizim öğrencilik yıllarımız bu dönemde yavrularımızın dönemi kadar şanslı değildi. Köy okullarında her köyde de okul yoktu.
hatta 3 sınıf bir arada okurduk. 1, 2, 3 bir arada, 4, 5 bir arada. Çünkü yeterince öğretmen yoktu. Daha sonraları büyük şehirlerde 100'den fazla, 110, 120 öğrencinin olduğu sınıfları ben Semiha Hanım'dan hatırlıyorum. Semiha Hanım'ın ilk İstanbul'daki görev yerinde bir baraka okulu ve 100 kişi var sınıfta. Uğultudan, gürültüden hiçbir şey anlaşılmıyor. Her okuyan öğretmen olamaz. Öğretmenlik ayrı bir iş. Sabır. Çocuklara gerekli sevgiyi, sabrı, ilgiyi göstermek gerekiyor. Her şeyi sorabilirler, her türlü hareketi yapabilirler. Onların yaşlarının gerektirdiği bu. Yani pedagojik formasyon denen eğitime sahip olmaları lazım. Dolayısıyla zor bir görevdir, bir o kadar da kutsal bir görevdir. Evlerden çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Zamanlarının çoğu evin dışında geçiyor. Öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Onlar şekillendiriyorlar, eğitiyorlar, geleceği hazırlıyorlar.